Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sevgilimin TikTok keşfetine bakacağım ve bakalım nelerle karşılaşacağız. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar saçlarımı kestirdim. Sosyal medyaya başladığımdan itibaren sürekli olarak uzun saçlı olarak takılıyordum ve ilk defa saçlarımı kestirdim gördüğünüz üzere. Şu yaptığım videoyu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Burada kız arkadaşımın yani sevgilimin TikTok keşfetine bakmıştık. Çok güzel şeylerle karşılaşmıştık. Üzerinden aylar geçti. Bakalım keşfette nasıl değişimler olmuş? O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Evet, başladık arkadaşlar. Yavaş yavaş inelim. Nelerle karşılaşacağız? Her Allah'ın günü hiçbir boka yaramamasına rağmen içtiğim bu kızılcık ekstresi zımbırtısının evet. Bende depreştirdiği anıları anlatacağım şimdi. Hayır, anı videoları geldi arkadaşlar. Önce hayatımda ilk defa idrar yolu enfeksiyonu denilen illetle tanıştım. Ya şimdi Allah daha ciddi hastalık vermesin. Amin ablacığım. Bir anda tuvaletteyken size diyor ki ben geldim. Ben geldim arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha fazlanı dinlemek istemiyorum, yeter. Aha. Rahatlatıcı bir video arkadaşlar. Yemek yapıyorlar. Karides severiz. Ya niye bu kadar süslemekle uğraşıyorsun ustam ya? Al geç ya. Akşam doğum günüm var. Saçlarımı nasıl yaptırayım? Abla ne yapıyorsun? Kadın her şeyin tadına baktı. O doğru ama iyi ki değil. Bulgur. Çay. Doğru. Ablacığım ne yapıyorsun? Ya bunun adı neydi? Neydi? Pekmez. Evet. Abla niye her şeyi... Kapa! Kapa devam. Kütük. Evet. Ay, bu hırs ne? Bilmiyorum. Maşallah maşallah. Ablamız speedrun yapıyor arkadaşlar şu anda. Ben bilmem eşim bilir speedrun. Güzeller güzeli prensesimiz, geleceğin ne kraliçesi oluyor? Askere başlamış. Erkekler siz de oturun evde anca. Ne diyorsun abla? Hayırdır? Birileri şu ablamızı askere yollasın arkadaşlar. Bir askeri eğitim çok oldu. Biliyor. O kızcağız tek başına 18 yaşında bir bavuluyla askere gidiyor. Evet kızlar siz de oturun anca evinizde. 100 kilo vermek için çıktığımız bu yolun 10. gününden herkese merhaba. Öncelikle her yediğimi canım o kaç kolere haberin var mı diyen insanlara ölüm açlığında değil sağlıklı beslenme yolculuğunda olduğumu söylemek istiyorum. Abla ben sana inanıyorum. Bu hafta akşam yemeklerimizde pilav var. O yüzden ben de abla, bu fırsatı zayıflamak için ekmek yememelisin. Bir... Abla zayıflamak için çok fazla bir şey yemiyorum abla. Bir... Yemek yenerek arkadaşlar zayıflanılmaz. Bak ben sporcu olarak bunu söylüyorum. Bavul yapma taktiklerimi ve tekniklerimi bu içerikler beni mahvediyor. Hayır. Aha. Bir kalp yapma videosu. Herkese merhaba. Bugün size hiç yapmadığım tırnakları gösterdim. Ne yapıyorsun? Bu tırnaklar benim kardeşimin tırnakları. Ve ne kadar ikna etmeye çalışsam da istediğim canım acıyor arkadaşlar. Geçiremedim. Linç yeriz dedim. Olsun öyle videolar çok izleniyor dedi. Ben böyle çok tırnaklardan nefret dedim. Ediyorum İzlemez bu arada arkadaşlar. Buradan belirteyim. Linçliyorum böyle sivri tırnakları. İğrenç ya iğrenç. Direkt olarak linçleyeceğim ya. Sevmiyorum yaptırmayın ya. Tamam erkek arkadaşım öğrenince tepkisi. Sen babanım yani. Evet bakalım neler yaşanacak. Sen soru cevaplasan. Neyi soracağım ben? Diyeceksin. Peki mesela dışarıda konuştuğum biri varmış de. Ana ne dedi de. Soruyoruz da. Nasıl bu senin evladın utanır? Sen... Ya benim neyimden utanayım? Babasının adı utanır mı ya? Deli misin nesin sen ya? Ortamdaki sinir bozucu kızsın. Ya benim bir arkadaşım vardı. Ece miydi adı? Ece. Arkadaşımın adını unuttum. Böyle konuşan kız net NPC arkadaşlar. Sakın kanmayın. Biliyorsunuz ki ben öğretmenim ve ilk iş günüme birlikte hazırlanalım. Aha. Sade bir makyaj yapmak istemiştim. Ama şimdi göreceksiniz hiç de sade olmadı. Makyaj videolarından hiç anlamıyorum ama izleyeceğim. Ama sonuç olarak sevgilimin keşfeti arkadaşlar. Yani benim keşfetim gibi bir şey çıkmaz. Kendi keşfetime yine bakacağım bu videoda. Anlaşabilecek miyim? Öğrenciler beni tanıyacak mı? Şeklinde aklımda bir sürü soru işareti var. Evet, bu eyeliner arkadaşlar. Ben makyajlardan kesinlikle çok anlıyorum. Sıkıyorum gelmiyor. Bir kere bile kullanmadım. Eyeliner sürdü ablamız. Neyse başka bir fondötene geçiyorum. Bak fondöten sürüyor arkadaşlar. Size. Bu zaten ten rengini falan açıyor herhalde değil mi? Bak yüzü bembeyaz oldu bak böyle. Ayrıca saçındaki Deccal gibi oldu ablamız. Geldi yine arkadaşlar. Bu adam gaymiş. Allah'ım gayler. Manitamın beğeneceği kıyafet arıyorum evet. Yok bu olmaz. Bu da olmaz. Ben bunu da beğenmedim. Olmaz. Hayır. Yok. Yok bu hiç olmaz. Geç. Geç geç geç. Yok. Yok bunu hiç beğenmedim. Bunu da geç. Olmaz. Yok bunu da beğenmedim. Geç. Hayır.
Aa, olmaz olmaz geç. Hayır bu hiç olmaz. Bu hiç olmaz geç. Olmadı. Olmaz. Beğenmedim. Darlandım. Hayır. 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 Ne oldu abla? Bir insan kendi yakın arkadaşım dediği, hayatını paylaştığı, dizinde ağladığı, ailesinin evine gittiği bir arkadaşınızı düşünün, böyle her şeyinizi paylaştın. Neden mesela benim küs olduğum, bana zarar veren, beni hayal kırıklığına uğratan bir insanla görüşmek ister? Ben bunu anlayamıyorum. Abla onlar vatan haini. Bana göre cringe olan Instagram bioları part 2. Çok istemiştiniz. Neyse 1 ile başlıyorum. Bu pek bio sayılmayabilir ama mavi tık ama. Abi niye mavi tık alıyorsun? 500 takipçi var. Bu doğru bu arada arkadaşlar. 20 bin olsun. Ne gerek var abi? Yani sen ünlü değilsin. Az takipçiyle mavi tık almak bana da saçma geliyor. Bunu alınca mavi tık. Oo mavi tık olmuyoruz yani. Bence kötü duruyor. Komik duruyor hatta yani. Saçmalık. Tamam neyse, katılıyorum. 1. Tut takımı yazmak. Ben fanatik İki, Beşiktaş'tım. Buna da katılıyorum. 3. Böyle kalın italik yazım ne oluyor bilmiyorum. Hani böyle çok garip bir keko yazısı var ya. Evet. Onda böyle kamyon arkası söz yazmak. Bunu görünce tamam, zaten... 3. Buna da katılıyorum. 4. Bunu çok rastlamadım ama arada görüyorum. Burcunu yazmak. Abi burçlar gerçek değil. Buna kesinlikle ama katılıyorum. Aha bu sıfır geldi. Hayır dediğiniz kadınları lisans veren bütün Türkiye'yi doyurursun. Bir hayal tamam etsenize. Yakışıklısın, zenginsin, yurt dışında yaşıyorsun, popülersin. Bir kadına verebileceğin her şey var. Ve kadınlar o kadar sinsiler ki. Hele hiç güvenmeyin. Mesela videolar yapıyoruz ya. Güvenmeyin. Anlatmaz bilmem ne. Ya. Bak Batu abi maklı. Bir şeyler oluyor. Toplam 5925 euro. Neyle ödeyeceksin? Kartla, nakit. Babasına seslendi. Babam mı ödeyecek dedi, öyle bir şey dedi. My physical card right here. Benim fiziksel kartım burada diyor. Evet, harika. Bir günde neler yiyorum videosu. Neler yiyor? Sabah şöyle simitin içine avokado ve krem peyniri. Avokado arkadaşlar, kahvaltınızda avokado yapıyorsunuz bak. 20 senelik bir hayat tecrübem var. Şu ana kadar kahvaltımda bir kere bile avokado yemedim. Gerçekten yemedim. Deneyeceğim bir gün, yeter ya. Kan lekesinin üstündeki etkisine bak. Bu bilgiyi biz neden öğreniyoruz şu anda? Bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Neden? Evet arkadaşlar, sevgilimin keşfeti böyle. Yemek videoları, anı videoları, kız videoları, makyaj videoları bunlardan oluşuyor. Şimdi benim keşfete bir gireceğiz, Sovyet marşları çalmaya başlayacak. Şu anda benim keşfete başladık. Bak hemen Batu abimi geliyor, işte benim keşfet ya. Bak bak bak. İşte benim keşfetin kalitesi arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir kalite artışı olmadı mı? Bak şu anda kalitemiz arttı. İşte benim TikTok'un kalitesi, görüyor musunuz? Harika. Köy niye bu kadar korkunç? Outlast, terk edilmiş köy sahnesi. Resident Evil değil mi burası? Ever kaydı baba beni. Allah'ım tek mi ya? Arkadaşlar burada tek başınıza kaldığını düşünsenize. Bu böyle oyuncaklar falan hareket ediyor. Böyle mistik bir ortamdasınız. Tamam. Fiyatına bakarım. Fiyatında yanlış. Bu fiyat real mı? Düşünüp yorumlara bakarım. Yorumlar. Dur. Okuyalım yorumları. Resim öğretmenliği öğrencisiyim. Alsam resimleri benim yerime kendileri çizebilirler mi? Bir de güneş ışığında boya yenileme gibi evet, özelliği yani var. O fiyata böyle performans beklenir tabii ki. 11 ile takas olur mu efendim? Merhabalar hayır. Ödemeyi böyle. Hepsine merhabalar hayır mı yazacak merhabalar bunlar? Hayır. Tofaş'la takas olur. Tofaş'la. Merhabalar hayır. Merhabalar hayır. İzlediğimiz sonrasında canlanıyor mu? Merhabalar. Bence hayır. Canlanması lazım kalbi o fiyata. Kalbi satarsak alabiliriz ama kullanabilir miyiz onu bilemiyorum. Merhabalar hayır. Merhabalar. Hiçbir şey sağlığınızdan değil. İşte bak bu sefer bir de mesaj vermiş aralığa. Merhabalar kalemlerin boyamaktan başka ne gibi özellikleri var, mesela ışınlanabiliyor mu? Merhabalar hayır. Fiyatı çok sindirim bozuldu artık. Oluyor. Merhabalar hayır yazma. Aha. Karıncaya tuzak yapıyor arkadaşlar. Karınca sakın kanma boyunlara. Etrafını çevirdi. Etrafını çevirdi. Hayır! Hayır! Hadi. Karınca mı, böcek mi, anlamadım ne olduğunda. Hadi başarabilirsin. Başarabilirsin. Hayır arkadaşlar, bu savaşı kaybetti. Hayır! Daralıyor, çember daralıyor. PUBG alanına döndü. Hadi! Çık lan oradan. Vallahi küçülüyor. Ölecek mi en sonunda? Ölme, ölme, yaşa! O kadar hayatta kalma mücadelesi verdin, hadi. Hala daralıyor, hayır. Hayır, daralıyor, daralıyor, hayır. Hayır! Lan!
Hayır. Bu sab... Geri çıktı. Eğer ki yaşının gerektirdiği seviyeye kadar nefesini tutamazsan acilen spora başla. Tamam. Ne zaman veriyor? Oğlum sadece gece dışarı çıkan kahraman mı? Ha, Spiderman'lar. Kanka, sadece parasına giriyor. Şey mi? Ben de o kadar parmaz ya. Ben de süper kahraman. Batman! Batman! Etiketlendiğim videoya bak. Etiketlendiğim videoya bak. Beni niye baldi bekleşipliyorsunuz? Evet, kısaca sevgilimin ve kendi TikTok'umun keşfetine tekrardan baktım. Cümle garip oldu ama böyle bir şey oldu arkadaşlar şu anda. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.